Bir orman yangını haberiyle başlayacağız bültenimize. İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediyor. Sıcak noktaya gidelim. A Haber ekibinden Sefer Ayça bizi bekliyor olacak. Sefer, kolaylıklar dileyelim. Nedir yangındaki mücadeledeki son durum? Gerçekten büyük bir mücadele var. Hem karadan hem de havadan, fakat rüzgar etkili. Çünkü bugün öğleden sonra İzmir ve Ege bölgesinde rüzgar uyarısı vardı. İşte şu anda bulunduğumuz bölgede Halil Karahan'ın görüntüleri izliyorsunuz. Rüzgar çok fazla. Burası oldukça tehlikeli bir bölge. Çünkü rüzgarın her an yön değiştirebildiği bir bölgedeyiz şu anda. Ve havadan ve karadan ekipler 5 uçakla 13 helikopterle, bu arada 3 tane de askeri helikopter var, Cougar tipi helikopterlerde havadan ve karadan mücadelelerine devam ediyorlar. Karadaki mücadeleye de bakın, polis şu anda Halil'den rica edeceğim. Polis tabanlarını da görüyorsunuz sol tarafta. Onlar da karadaki mücadelelerini sürdürüyorlar. Yangını, alevlerin bir an önce sönmesi için, ama rüzgar alevlerin yükselmesine izin veriyor. Ama buradaki karadan da müdahale bir an önce yapılması için de büyük bir mücadele var. Bakın şu anda görüyorsunuz, karşıdaki yerleşim yerleri var. Rüzgarın etkisiyle oraya bir an önce, oraya bir dakika, üç dakika önce yaklaşık alevler inmişti ve tomalar oradaki soğutma çalışmaları şu anda yapıyorlar. Oradaki alevleri, tomalar ve itfaiye araçları, görmüş olduğunuz gibi alevleri söndürdüler. Yani yangın şu anda, sağ tarafa bakalım, bakın askeri helikopter gidiyor, havada uçaklar var. Her an her yerden mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu Menderes yoluna, buradan da belirtelim, Menderes yoluna şu anda Kuşadası'da eski yoldan gideceklere bu yol jandarma ekipleri, daha güvenlik güçleri tarafından kapatıldı ve buradaki araçlar da şu anda dışarı çıkartılıyor güvenlik açısından. Ve buradaki vatandaşları, Kuşadası'na, Ahmetbeyli ve Seferihisar'a, Özdere'ye gidecek araçları bu yoldan izin verilmiyor. Ve topa, şimdi bir topayı görüyorsunuz, bu topa buradaki başka bir alana gidiyor. Oradaki görev geldi telsizden ve bir anda görmüş olduğunuz gibi o bölgeye gidiyor. Buradaki dezavantaj, Gökhan onu söyleyeceğim, altını çizeceğim. Dezavantaj, görmüş olduğunuz gibi rüzgarın etkisi. Bakın bu noktada rüzgar söndüren yerden bir anda alevleri yükseltebiliyor. Her noktada yerleşim yerleri dört taraftan kuşatılmış durumda ama rüzgarın etkisi çok fazla. Evet, Menderes'te 13.53'te çıkmıştı ve yaklaşık 14 dakika sonra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri mücadelelerine başlamıştı. Hem karadan hem havadan bu mücadele şimdi tüm hızıyla devam ediyor. 5 uçak, 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracı var havada. 35 arazöz, bunların sayısı gitgide artıyor. Çünkü önlemlerin, bir an önce önlemler gün ışığıyla alalım ve yangını tamamen söndürelim, kontrol altına alalım. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin amacı bu. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet Cougar tipi helikopter, 2 adet de CH-47 tipi helikopter şu anda görevlendirildi. Onlar da havadan görevlerini yapıyorlar. Buradaki avantajlardan bir tanesi tahtalı barajı çok yakın ve oradan solunuyor ve tam bu dağların arkasında Özdere var ve deniz çok yakın. Avantajımız bu, ama dezavantaj rüzgar. Rüzgarın etkisi çok fazla. Çünkü bugün Ege bölgesinde, altını bir daha çizmek istiyorum, Ege bölgesinde birçok noktada fırtına uyarısı yapılmıştı. O uyarıdan sonra, dün yapılan uyarıdan uyarı yapılmıştı ve bugün bu yangın çıktı. Hem de en tehlikeli bölge Menderes'te. Yaklaşık 2012 yılında Menderes bölgesinde yangın çıkmıştı ve yaklaşık bir hafta sürmüş, çünkü rüzgarın etkisi çok fazlaydı. İşte rüzgarın etkisiyle de görmüş olduğunuz gibi buradaki alevler bir anda yükselebiliyor. İşte görevlerinde burada vatandaşlar önlem almaya çalışıyorlar. Canla başla mücadelelerini sürdürüyorlar. Ekiplere baktığımızda burada güvenlik güçlerini, tomaları, itfaiyeleri, havada helikopterleri, bu alandaki tüm önlemler alınmış durumda şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ve mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 2-2,5 saat oldu. Menderes bölgesindeyiz, Karadağ mevkiindeyiz ve Menderes bölgesinde şu anda hem havadan hem de karadan mücadele devam ediyor. Arkamızda iş makineleri var. Halil'den rica edeceğim. İtfaiyeler geliyor. Bölgedeki itfaiyeler de buradaki takviye için haber bildirildi ve bölgedeki itfaiyeler de şu anda bu noktaya geliyorlar. Evet, baktığımızda bu araç Akhisar'dan geliyor. Evet, bölgedeki dediğimiz gibi araçlar gelmeye başladı. Akhisar bölgesinden de karadan çalışma için itfaiyeler gelmiş durumda. Evet, yürüyelim Halil. Şöyle yürüdüğümüze baktığımızda, ilerideki birçok noktada baktığımızda burada alevlerin yükseldiği noktada hiç izin verilmiyor karadan.
Çünkü yerleşim yerleri çok yaklaştı rüzgarın etkisiyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda mücadele tüm hızıyla devam ediyor ve havadan da mücadele devam edecek. Bu tarafa baktığımızda şu anda vatandaşlar kendi imkanlarıyla buradaki yangının inmemesi için alevlerin kendi bölgelerine, kendi evlerine, tarlalarına, seralarına, sol tarafta seralar var. Bakın vatandaş şimdi önlem almaya çalışıyor. Evet, görüyorsunuz Halil Karahan görüntüleriyle şu anda sizlere aktarıyoruz. Bu bölgede havada helikopter, bir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, kugurlar ve dediğimiz gibi şu anda askeri helikopterlerde görev yapıyorlar. Bu bölge içerisinde bakın Menderes, evet bir uçağı görüyorsunuz şu anda uçakta. Geldiği bölge Tahtalı Barajı, Tahtalı Barajı'ndan uçaklar, helikopterler su alıyorlar ve buraya yaklaşık 4-5 kilometrelik bir alanda Tahtalı Barajı. Bu da avantaj ama dezavantaj da rüzgar Gökhan Kurt. Rüzgar da çok fazla etkili oluyor. Bazen karada da çok fazla etkisini gösteriyor. Yükseklerde tabii ki daha fazla etkisini gösteriyor. Karşı tarafta köyler var. Burada Ataköy, görmüş olduğunuz gibi karşı tarafta Ataköy Karadağ'ın olduğu yerler var. Ve o bölgeyi de tamamen önlem almış durumda. Bu dağın arkasına baktığımızda, bakın alevler tepeye baktığımızda o noktada bir anda yükselebiliyor. İşte o soğutma çalışmalarının, bazı bölgelerde soğutma çalışması da tabii ki yapılıyor. Orada da soğutma çalışması yapılıyor ama alevlerin nereden, nasıl çıkacağı bu kadar rüzgara açıkçası belli değil. Torbalı Belediyesi'nin şu anda aracını görüyorsunuz. Evet, toparlamak istersek Gökhan Kurt, yaklaşık 2 saattir bir mücadele var. Hava araçları, kara araçları devam ediyor. Büyük bir mücadele var. Burada rüzgarın bir an önce dinmesi gerekiyor ama dediğimiz gibi rüzgarın çok etkisi var. Ama ilerleyen saatlerde tabii ki önlemler alınacak. Biz de haber ekranlarında getireceğiz.